Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte kadro yorumlama serimizin DC'den yani yorumladığım kadro yorumlamanın muhtemelen 3. bölümündeyiz. Hadi bakalım arkadaşlar, kadroları yorumlamaya başlayalım. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz dün yayın yapmadım. Çünkü dün evde değildim akşam. Ve bugün de arkadaşlar, hani bayağıdır video çekmedim. Hani dün bile video attım ama ben 3 gündür, 2 gündür falan video çekmedim. Hepsini stoklamıştım dün evde olamayacağım için. Her neyse arkadaşlar, bunları bir kenara bırakalım. Siz videoya bir beğeni atın, kanala abone olun, bildirimleri açın. Videonun içinde zaten sohbet muhabbet ederiz. Haydi bakalım. Bu arada Brawl Stars'a başlayabilirim. Belki başlamış da olabilirim. Belli olmaz yani. Başlayacağım. Kesinlikle videolarına başlayacağım. Haydi bakalım. Her neyse, şimdi direkt biz o zaman yardıralım. İlk kadromuz UNS Arda. Bu arada arkadaşlar bir karar aldım. Artık videonun başında bir dakikalık like atın, abone olun demeyeceğim. Ama siz yine de like atın. Lütfen yani. Akşam bugün de yayın var, haberiniz olsun. Her neyse. Kepa, Player, Robben, Salah, Royce, Anderson, Talisca, De Rossi, Gaia, Bailey, Francis ve Walker'dan oluşan güzel bir kadro var. Ancak buradan Talisca'yı çıkar. Tamam, değeri ucuz ama senin 5 milyon coins'in var be kardeşim. Şu kadroyu bir düzenle. Lütfen. Bir şey yazmış mı mesela? Bir şey de yazmamış. Abi şu kadroyu bir düzenle. Royce'u çıkar, Anderson, Talisca'yı çıkar. Kimyası uyan oyuncular al bu kadroya. Lütfen senden bunu rica ediyorum. Kimyanı yükselt. Aynı ligden oyuncular kullanman gerekiyor. Biraz daha düzenle. Sen bir daha kadronu at. Yine 120 olmazsa eğer tam anlamıyorsan ben bir dahaki kadro yorumlamada seninkini yine yorumlayacağım. Ama şu 5 milyon coins ile aynı ligden oyuncular al. En sevdiğin oyunculardan oluşan bir lig de düşün ve kur. Haydi bakalım arkadaşlar. Şimdi Zambur'un kadrosundayız. Adam, işte benim en sevdiğim tarz kadrolar. Böyle süper lig kadroları falan gerçekten çok hoşuma gidiyor. 83'lük Eren Derdiyok'u var, 82'lik Elias'ı var, 82'lik o Adam Lajic var ya. Zaten bu adam hileli, biliyorsunuz videolardan, benim videomdan. Hatta belki iyi butonundan şu an çıkmıştır. Abi bu adam zaten var ya, kullanın ya. Kimyası uymuyorsa bile kullanın. Bu Adam Lajic var ya, nereden vursa gol oluyor. Düzgün bir pozisyonda vurursanız tabii. Hileli gibi bir adam. Videomu da izleyin zaten, o videoda görürsünüz arkadaşlar. Adam tüm şutları gol oluyor. Daha Süper Lig serisinde o adamla çok goller atacağız. Süper Lig serisinde takip etmeye devam edin. Onun oynatma listesini de belki iyi butonuna koymuşumdur. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi Şikirtel, Maicon falan, bunlar da güzel oyuncular arkadaşlar. Kadronu da çok beğendim. 10 üzerinden de Süper Lig olduğu için 10 üzerinden 8 veriyorum. Hadi bakalım, bir sonraki kadroya geçemedik. Bir sonraki kadroyu şu an geçtik. 93'ken 120 kimya. Kylian, Mbappe, Cavani, Neymar, zaten bu üçlü abicim her maç en az 3'er tane 4'er tane gol atıyor resmen abi. Bu adamlar yani her maç kesin gol atıyor birer tane hepsi. Dün tabi Mbappe değil, Neymar oynayamamış galiba dünkü maçta. O yüzden Neymar gol atamamış ama gerçekten Mbappe, Cavani falan hepsi gol atıyor. Tamamen Paris Saint Germain kadrosu kurmuşsun. Gerçekten muazzam duruyor. Tabii ki daha gelişebilir. Nasıl gelişebilir? Mbappe'nin Team of the Year kartını alabilirsin. Cavani'yi buradan çıkartabilirsin. Sağ kanata daha güzel bir Lig 1'den bir oyuncu alabilirsin. Kalecini yükseltebilirsin bir şekilde. Farklı bir kaleci falan olarak. Sadece Paris Saint Germain değil de hani farklı ligde kullanabilirsin demek istedim yani. Umarım dediğimi anlamışsındır. Ama kadron çok güzel, çok beğendim. 10 üzerinden de sana da 8 veriyorum. Hemen bir sonraki kadrodayız. Bu kadroda da oyuncuların fotoğrafları yüklenmeden neden SS aldın kardeşim? Ne acelem var zaten. Hani hemen birazdan videoyu çekeceğim dedim de. Hani zaten çok fazla kadro olmadan videoyu çekemeyeceğim için birazdan dediğim benim. 2-3 saat sonra en az. Yani en az 2-3 saat sonra çekerim o gönderiyi paylaştıktan. Hadi 1 saat olsun. Ama bu kadar acele etmene gerek yoktu. Oyuncuların fotoğrafları büyüklenseydi. Her neyse. Todd Wick DG'ye çıkmış. Bu arada arkadaşlar bu hafta canlı yayında açacağım. Videoya da koyarım o kısmı. Team of the Week garantili 2 tane paket açmayı planlıyorum, yetiştirirsem. Tam böyle zamanı geldiği zaman çok güzel bir paketler açacağım. En az bir elit çıkarmak istiyorum ve Team of the Week Modric'i de çok çıkarmak istiyorum. Bakalım çıkartabileceğim mi? Team of the Week Modric veya Mbappe de olsa olur. Çıkarsa çok güzel olur. O ikisinden birisini çok çıkarmak istiyorum bu hafta. Gerçekten çok harika olur. Davies, Christiansen, Bailey, Trippier, Eriksen, Pogba, Fernandinho falan var. Gerçekten güzel bir kadron var kardeşim senin de. 93'ken 120 kimya, Muhammed Salah 90'ken yap direkt sen. Beceri geliştiricisi düşük olan Pogba ve Neymar var. Ama onlar çok güzel. Onlar da kalsın takımda. Gerçekten çok hoş duruyor kadron. Yani yükselt sadece. Başka bir şey diyemeyeceğim. Belki stoperlerinden memnun değilsen değiştirebilirsin ama yine de çok beğendim kadronu. Kante'yi alabilirsin bir tek kadroya. 10 üzerinden sana 9 veriyorum. Çünkü kadroyu beğendim. 94'ken 120 kimya. Bu kadroya da direkt 10 üzerinden 9 vereyim abi. Çünkü Kante ile Pogba takımda zaten daha ne olsun. Benim en sevdiğim oyuncular takımda yani. Fabianski, Bertrand, Vertonghen, Azpilicueta, Walker. Hatta arkadaşlar Cube'de şöyle bir şey oluyor. Pogba, Enes Sarıoğlu oluyor. Kante ben oluyorum mesela. Benim yorumlarıma yazıyorlar. Kante mi, Pogba mı? Yani bu ne demek oluyor? Enes mi, Koray mı tarzı. Hani resmen benim en sevdiğim oyuncu Kante. Onunki Pogba olduğu zaman böyle bir yarışma falan oluştu. Böyle bir algı oluştu. Her neyse. 85'lik sol bek ve 84'lük sağ bek var.
Volker'ın beceri boost'u çok düşük. O yüzden Volker'ı değiştir bence. Hem ratingin artar hem böyle aynı coins'e değiştir. Yani hani 84'lük Volker'ı sat, 84'lük başka bir oyuncu al, ama boost'u daha yüksek bir olan bir oyuncu al. Bulabilirsen tabii, varsa öyle bir oyuncu. Senin için bence daha güzel olabilir. Ama tabii Volker belki ucuz da olabilir. Ona da bir şey diyemeyeceğim. Tam bilmiyorum çünkü. Her neyse, bu kadroyu da beğendim. Bu kadroyu da 10 üzerinden 8 veya 9, 8.5, 9 verebilirim. Hemen bir sonraki kadro... Gerçi bu kadroyu zaten vermiştim değil mi? 10 üzerinden 9 vermiştim. Tamam, o kadro 10 üzerinden 9. Burada bir kadroyu aynı anda tekrardan görüyoruz. Bu kadroya geçelim. Mustafa Acar'ın kadrosundayız. Maalesef tamamen net çekmemiş. Abi direkt SS alın ve yollayın. Lütfen farklı yerlerden geçiştirmeyin şu kadroları. Lütfen. 96'dan 120 kimya ve Messi'li bir kadro var. Gerçekten Messi'li kadroları çok seviyorum. Messi'li, Ronaldo'lu falan kadroları çok seviyorum. Özellikle bunlar özel kartlar olduğu zaman. Mesela bu haftanın takımı kartı. Gerçekten çok güzel duruyor. Coins'in falan yok ama 96'dan 120 kimyan var. Hiçbir şey yazmış mısın? MO 91 De Bruyne gelecek demiş. Güzel olur abi. Şurubenle ve serine, evet. De Bruyne gelirse 95'lik, 91'lik pardon, gerçekten süper olur. Bu kadroyu o zaman 10 üzerinden 9 verebilirim. Şu an 8 veriyorum. Bir de görüntünün netliğinden dolayı da kırdım abi. Net çekin şu kadroları ya. Hazard, Agüero, Salah, Ander Herrera, Ali, Dembele, Trippier, Smalling, Lovren, Robertson, Kepa. Arkadaşlar yorumlarda sürekli nereden gönderebiliriz diye soruyorsunuz. Açıklama kısmında Discord adresimiz var. Oraya gelebilirsiniz. Oradan yayınlarda sizinle PUBG Mobile'de oynuyor biliyorum. Ve istediğiniz kadar bir sürü kişi var zaten. Hani 300 kişiyi geçtik galiba. 200 kişiyi çok rahat geçtik zaten. Hani her an birilerini bulabilirsiniz orada ve FIFA Mobile konuşabilirsiniz. PUBG Mobile konuşabilirsiniz. Benim etiketleyip benimle ilgili soru sorabilirsiniz falan. Böyle şeyler yapabilirsiniz. Benimle de konuşabilirsiniz eğer ben de gelebilirsem. Yani girin bence. 92 yani 116 kimya var ve bu kadroya 10 üzerinden 6 veriyorum. Aslında 7 verirdim ama kimyan 116. Neden kimyan 116? Kimin yüzünden bilmiyorum. Ama şu kimya görünümüne bas ve kimya görünümü kimin düşükse onu değiştir. Ayrıca buradan Agüero'yu çıkar çünkü hiçbir boost vermiyor. Hani bunun yerine 85'lik 6 boost veren bir oyuncu alsan hem daha çok coins kar edersin hem de bilmiyorum. Yani bence rating çok önemli abi FIFA Mobile'de. O yüzden hani sevdiğin oyuncuları bir kenara bırakıp hem kimya hem de ratingini 93 rating ve 120 kimya yapabilirsin bu takım. Hem de coins'in yeter yani. Hiçbir zarar bile etmezsin neredeyse. Ne demiş abi? Santrafor, Team of the Year, Mbappe gelecek. Arkadaşlar ben de Santrafor'a Team of the Year Van Dijk almak istiyorum. Ama alamıyorum. Yani gerçekten çok zor olacak. Almaya çalışacağım. Çok son anda yetmiyor. Para yatırmam gerekecek. Hadi yatırayım ama bakalım neler olacak. Ama Team of the Year Van Dijk'ı aldığım zaman da sizlerden beğeni bombalaması isterim. Atar mısınız bilmiyorum. Şu videoların hepsine bir beğeni atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir 1000-2000 beğeni yapalım yani. Herkesten beğenilerini bekliyorum. Güzel bir karar var. Yani eskiden abi videolar atıyordum. 20 bini geçiyorduk ve 2000 beğeni oluyordu abi. Çok seviniyordum. Şimdi de öyle yapabiliriz arkadaşlar. Hadi gösterin gücünüzü. Pogba, Milner, Fred, Neymar, Kane, Salah, Trippier, Azpilicueta, Bailey, Shaw ve Kepa. Güzel bir takımım var. 94'ten 120 kimya. Temizinden Pogba falan da var. Hadi sana da 10 üzerinden 8 vereyim. Güzel bir kadro yani. Totti Mbappe de gelirse yargı dağıtırsın yani. Vera sağlam 95'ken 120 kimyalık. Sen de güzel bir takım atmışsın ancak maalesef görüntü kalitesi sende de birazcık düşük ama Pogba ile Kante'yi gördüğüm zaman bu kadroyu 10 üzerinden 9 veriyorum. Görüntü kalitesini hiç umursamıyorum. Gerçekten güzel bir kadrom var kardeşim. Pogba ile Mbappe resmen kalp ya. Gerçekten ikisini aynı anda görünce dayanamıyorum abi. Gerçekten bilmiyorum neden ama çok seviyorum. Her neyse. Hemen bir sonraki kadroya geçelim. 10 üzerinden kaç? 90 DG'ye gelecek pazara çıkınca. Pazara çıktığı zaman 90 DG'ye gelecek. Daha fiyatı ne kadar bilmiyoruz. N'Golo Kante var. 10 üzerinden 8 veriyorum. DG'ye gelirse de 10 üzerinden 9 olur. Gerçekten güzel bir kadro var. DG'ye geldiği zaman 94 rating de olur. Çok tatlı, çok güzel bir kadro var. Dediğim gibi yani o kadar veriyorum şu anda. 91 yenlik bir kadro açtık. Daha da gelişebilecek bir kadro. Bakalım bir şey yazmış mı arkadaşlar? Onu da bir bakalım. Bir şey yazmış mı? Yazmamış. Mehmet Özdemir'in kadrosu. Ederson var kalesinde. Ben de Ederson'u almayı planlıyorum. 85'lik, 86'lık kartı var galiba. Onlardan birisini almayı planlıyorum. Ama bu coins ne be kardeşim? 37 coins nedir? Birazcık bir şeyler yap hani. Anladın mı? Birazcık bir şeyler yap. Hadi bakalım. 91 yan 120 kimya. Hadi sana da 10 üzerinden 6 vereyim. Ama güzel bir fena değil ya kadron. Ronaldo'lu kadroları sevdiğimi söylemiştim ve Ronaldo'lu kadro ayrıyetten sol kanatında da Neymar var. Daha ne olsun? Çok güzel bir kadro. Şu sağ bekle sol beki bir yardır abi. Sağ bekle sol bek şöyle bir uçsun. 97 ratinge ulaş. Benim ratingime ulaş yani. Daha neler yaparsın sen bu kadroyla? Daha neler neler yani. Baya güzel şeyler yapabilirsin. 10 üzerinden de sana da 9 veriyorum. Haydi bakalım o zaman. Bir son yok ya, 10 üzerinden 10 mu versek? Çünkü bu videoda galiba hani 97 gen bir kadro göreceğiz. Şu an 10 üzerinden 10 vereyim o zaman. 97'lik bir kadro görürsek 10 üzerinden 8'e düşürürüm. Yok, 9'a düşürürüm. Şu an 10 üzerinden 10'luk bir kadro diyelim. 91 yani 120 kimyalık güzel bir takımım var.
Pogba ile Kante de var. Her zamanki gibi sevdiğim oyuncular. Her neyse arkadaşlar, bu kadro da gayet güzel bir kadro. Hemen bir sonraki kadroya geçeceğim. Kadrom güzel, bir öneriniz var mı demiş Yaşar Çelebi. Yaşar Çelebi 88'lik 9 kimya. Yani gerçekten kimyanın çok düşük. Onun üzerinden 4 veriyorum ama yeni başlamışsın ve çok bilmiyorsun galiba. Kimyanı yükseltmeye bak diyorum. Hemen bir sonraki kadroya geçiyoruz arkadaşlar. 86 gen 113 kimyalık bir kadrodayız. Gayet güzel bir takımım var. Naby Keita'yı falan da severim ben aslında ama beceri geliştiricilerin ve kimyanın düşük kalmış, kimyanı 120 yap ve beceri geliştiricilerini de bir şekilde arttırmaya bak diyorum hemen. Bunu zaten bakmıştık ve 92 yani 115 kimyalık bir takım görüyoruz. Gerçekten süper bir kadro var burada da. Bu kadroya da 10 üzerinden 6 veriyorum. 120 kimya yaparsan 7 de verilebilir. Güzel bir takım var. Loris de güzel duruyor orada. Haydi bakalım hemen bir sonraki kadro. Solbeck'e Mendy gelecek. Öneri var mı demiş. Solbeck Mendy gelecekmiş. Öneri var mı? Şimdi Solbeck Mendy gelse yeterli. MOO'ya Pogba'nın Team of the Week kartını alabilirsin. Başka da fazla bir önerim yok. Güzel bir kadrom var. Hemen bir sonraki kadro. 86 iken 120 kimya. Artık arkadaşlar böyle hızlıca geçeceğim kadroları. 86 iken 120 kimya. Güzel bir kadro. Ve 96 iken 120 kimya. Bu da videodaki son kadro olsun o zaman arkadaşlar. Miller, yani daha fazla atamayanlar da kusura bakmasın arkadaşlar. Zaten zamanım yetmiyor şu anda. Yani zaman yetişmiyor. O yüzden hemen bitireceğiz. Siz videoya like atmayı, akşam yayına gelmeyi unutmayın. Miller, Kante. Miller'la Kante'yi değiştirebilirsin. Yani Miller'ın yerine Kante alabilirsin. Gerçekten senin de güzel bir kadron var. Yani daha ne alınabilir bilmiyorum ama oyuncuları yükseltebilirsin. Ben David Luiz'i falan da çok seviyorum. Bustaz olan Agüero var. Agüero'yu da değiştirebilirsin istiyorsan. Agüero niye bu kadar az Bustaz abi? Hiç çıkmıyor mu kimseye? Anlamadım ki. Hani en nadir olanlardan muhtemelen ve çoğu kişi de sıfır boost. En azından burada bayağı bir var. Agüero'yu değiştirirsen bu kadro 97 rating de olur bu arada. Onu da söyleyeyim sana. 2 milyon 800 bin coins'in var. Bir şekilde ayarlarsın. Neyse arkadaşlar, burada o zaman videomuzun sonuna geldik. Cube TV'ye akşam aşağıdan gelmeyi unutmayın. Yorumlarınızı yardırın. Discord'da da gelip sohbet muhabbet edebiliriz. Kanal yorumlamalara katılabilirsiniz. Hoşçakalın, sizleri gerçekten çok seviyorum. Şuradan kanala abone olmayı ve şuradaki iki videodan herhangi birisini tıklayarak da muazzam bir videoya gitmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Hadi tıklayın şu iki videoya. Haydi. Abone değilseniz abone de olun yani. Buraya kadar izlemişsiniz. Lütfen.